Okullar açıldı, dünya nimetlerinin en güzeli, ahiret sermayemiz, iftihar sebebimiz olan yavrularımızı eğitimlerinde yalnız bırakmamalıyız. Maalesef 3-5 kuruş para kazanmak için insan kanına susayan, maddeyi her şeyden daha mukaddes görenler, gençlerimizi bataklığa çekmek için, nice bedbaht insanlar akbaba misali yavrularımızı yutmak için avuçlarını ovuşturuyorlar. Gençliğin kaybolmuş olduğu en yoğun noktalardan biri de okullardır. Okulların giriş ve çıkışlarına adeta ateş çemberi kuran, çok az bir meblağ karşılığında binlerce genci heba etmek isteyen nice nasipsizler bulunmaktadır. Bu insanlar özellikle kendilerinden yaşça küçük olan ilk ve orta öğretim öğrencilerini tercih ederek mahallesinde veya bir yakınını okulda çete organizesi yaparak gençlerimizi kontrol altına almaya çalışanlara karşı muhafaza etmeliyiz. Hükümetin bu hususta çalışması olsa da ebeveynler olarak yavrularımızı titizlikle takip etmeliyiz. Evladım okusun, dünyada iş güç sahibi olsun. Kimsenin eline bakmasın, ezilmesin diye bugün eğitimlerini sağlamaya çalışırken diğer taraftan kendimizi işe vererek, boş meşguliyetlere vererek yavrularımızı takipsizlik sistemiyle kaybetmemeliyiz. Gençlerle kavga etme zamanı değil. Karşı karşıya gelme zamanı değil. Onların seviyesine inerek onlarla arkadaş olarak onların hayatında büyük boşluğu dolduran dostu, ahbabı, anası, babası kardeşi seveni biz olmalıyız. Her çocuk sevilmek ister, değer görmek ister, takdir edilmek ister. Fakat bugün maalesef birçok ebeveynin bu husustaki ihtimalinden dolayı yavrularımızın akla hayale gelmedik bataklıklarda kaybolduklarına hep beraber şahit olmaktayız. Yavrularımızı sadece eğitim başında takip etmemeliyiz. Okula gelip giderken okul arkadaşlarını, öğretmenlerini de bilmeliyiz. Ben evladıma güveniyorum diyerek böyle sıkıntılı bir zamanda yavrumuzu kendi haline bırakmamalıyız. Yavrularımızın gerçekten istikbali olan ahiretini kazanmasını, dünya hayatını başarıyla geçirmesi için eğitimi hususunda başarılı olmasından başka çare yoktur. Bu hususta da en büyük eğitimci olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yolunu, metodunu uyguladığımız takdirde ebeveynler olarak yavrumuza yapacağımız en büyük iyiliği kendisine yapmış olacağız. Yoksa eğer yavrumuza kimliğini tanıtmazsak, kendilerine vatan sevgisini vermezsek, adil olmasını öğretmezsek gün gelir belki iyi paralar kazanır, dünyevi bazı mertebelere makamlara sahip olur fakat neticesi hüsran ve pişmanlıktan başka bir şey ele geçmeyecek. Gün yavrularımıza sahip çıkma günüdür. Gün iman kalesinde salih amellerle korunma günüdür. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu